Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hoi 4'te İran ile oynamayı düşünüyorum. Başlayalım. İran'da pers kurabiliyoruz. Biraz zor. Aslında biraz değil, gerçekten zor. Ama bir ufak taktik yapacağım. Taktik de şöyle. Sınıra dayansınlar. Amerika'yı ittifak kurmayı düşünüyorum. Çünkü hem Elazığ'da hem Akses'e savaşacağız büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil, öyle. Hem Elazığ'da hem Akses'e savaşacağız. Amerika'nın Elazığ'a katılmasını istemiyorum. Ben önden Amerika'yı yakalayacağım, bırakmayacağım. Herkes yerleşsin. Bir ufak uçak grubumuz var. Training yapsınlar onlarda. Komutan var mıydı? Var, güzel. Siz de sınıra gidin, training yapın. Şöyle ki, demokrat olmamız lazım. Demokrat olmamız lazım ancak. Demokrat olduktan sonra yeteri kadar ne yapamıyoruz? Savaş ilan edemiyoruz. Çoğu ülkede sıkıntı yaşayacağız. O yüzden demokrat olup Amerika'yı kendi tarafımıza çekip tekrar faşist veya komünist, ben faşist dönmeyi düşünüyorum. Onun için şöyle yapacağım. Demokrat, demagog alacağım. Şurada. Neredesin? Reformer. Alacağım. Demokrasi kasacağız. Baya baya yükselecek. Şey yapacağız ama. Referandum yapmayacağız. Referandum yapma noktasına geldiği zaman, 50'den sonra bazen zorla yaptırıyor. İşte %50 seviyesine ulaştığı zaman şu fokusları gideceğiz. Fokusları gitmemiz lazım. Çünkü bu fokuslara sadece faşist, komünist ve non-aligned gidebiliyoruz. Onu mecbur gideceğiz. Ama şimdi değil. Demokrasiye tekrar kasın diyor. Çünkü bunu aldığım zaman demokrasi support'u yüzde değil de işte günlük olarak eksi 0.02 yani. Yani 0.02 günlük olarak düşürüyor. Bunu da aldığımızda faşizmi artırıyor. Yani yeteri kadar demokrat altyapımız oluşunca hemen şunun ikisini alacağım. Sonra demokrat reformu yapacağım. Demokrat olacağım. Sonra Amerika'yı yanına çekeceğim. Buralara geleceğim. Creative faction yapacağım. Ondan sonra tekrar faşist demokrat kalıp faşist geçeceğiz. Evet, biraz karışık ama güzel. Şöyle alabildiğimizi. Alalım yavaştan bir şeyler. Şimdi demokrat reformer almak için acele etmiyorum. Biraz bekleyeceğim. Biraz ortalık karışsın, biraz gerilsin ortam. Şu an zaten bu şekilde just fiyat için galiba %50 değil mi? Evet, %50 tansiyon olması lazım. 38, 39 gibi falan. Şey yaparız, hallederiz. Irada yine justify atmak için %50 olması gerekiyor diyor, evet. Demokrat olsak şu an hiçbir şekilde yani atamayız. Justify atamayız. Çok sıkıntı yaratır bize. Sivil gidelim. Ekonomimizi toparlayalım. Sonra döneceğiz zaten askeriye. Şu an demokrat olup şu yoldan da gidebilirim. Ancak bu yoldan gittiğimde yani gidebilirim aslında, neden olmasın. Çok da bir neden yok aslında gitmemek için de. Bunun da şeyi güzel. Record population veriyor. %5 falan. Bir de faşist olacağımız için burada daha fazla faşist bizi yapacaktır. O yüzden böyle bir oyun yapacağız. Parçalı alsam diye düşünüyorum. Çünkü bir süre böyle takılacağız. Parçalı alalım. Oldu, bir şey geldi. İspanya Savaşı. Olur, 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 olur. Bir şeyler olur. Devam edelim sivillerimizden. Bu askerin içi nasıl? 2 bitmiş. Bu nasıl? At da 12 bitmiş. Atlı birlik de aslında daha mobilize olduğu için belki bir atlı birlik de yapabiliriz. Yaparız ya. Niye yapmayalım? Afganistan'ı almamız lazım. Doğru, Afganistan'ı unutma. Afganistan'ı alacağız. Türkiye'yi alacağız. İngiltere'nin neydi? Mısır'daki, Orta Doğu'daki yerlerini alacağız. Biz de Mediterranean derken herhalde Kıbrıs'ı da almamız gerekiyordu. Tamam.
İtalya demiş mi? İtalya da demiş. İtalya'nın Kuzey Afrika. Herhalde Libya'nın bir kısmı vardı. Bir de şey olabilir. 12 adalar olabilir. Değil mi? Herhalde. Aynen. 12 adaları da almamız lazım. Karada bağlantısı var ancak Kıbrıs için falan bir donanma da gerekiyor. O yüzden Amerika'nın bizim yanımızda olması çok önemli. Tamam. Şöyle gidelim. Alabileceğimiz bir şey var mı? Politipav veriyor musun? Alalım seni. Güzel. Başka neler varmış? İşimize yaramaz şimdilik. Seni alacağız ama önce burayı almamız lazım. Sonra bunu almamız lazım. Galiba bir şey yapınca, ideoloji değişikliğini yapınca sıkıntı olmuyor ancak İki yapınca sıkıntı olmuyor ama üçüncü izin vermiyor diye hatırlıyorum. Reform yapamıyorsun, referandum yapamıyorsunuz. Yani demokrat alabiliriz, demokrat olduktan sonra faşist olabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama mesela şu an faşist olsam, sonra demokrat olsam, sonra tekrar faşist olmak istesem izin vermeyecektim muhtemelen üçüncü olduğu için. Tabii iç savaş falan çıkartarak olur mu bilmiyorum. Demek lazım orada. Asker düşelim de. Şu birliği bir güzel birlik yapalım. 43 mi yapsam acaba? Ama bu coğrafyada da 43 çok etkileşim yer. Bilemedim. Abi 41 tim olsun istiyorum. Irak, Afganistan. Hallederiz ya, baş ederiz onlar. Aşağıdan kaçalım. Evet. Şu daha bir iyi. İran için uygun olacak. Aslan da var. Hadi bakalım. Aslında bu aslana çok benziyor şu aslan. Neyse, bakamıyoruz şu an ama benziyorlar. Training yapıyor musunuz? Yapıyoruz abi. Tamam. Savaş başladı mı? Burada bir şeyler oldu mu? Yok. Bir an İngiliz garantisi var sandım, ne alaka değilmiş. Sadece ilişkileri iyileştirmeye çalışıyorlarmış. Geldi. Altyapı alalım. İran bayağı yeri var aslında ama işte çok bir şey koyamıyoruz. Altyapısı falan bayağı düşük. Yani zaman ihtiyacı var İran. Terörist alabiliriz. Hatta alalım zaten. Niye almıyoruz? Bakalım Pers İmparatorluğu kurabilecek miyiz? Şöyle yapalım. En azından şeyi görmüş oluruz. Non-aggression çık. Yok, olur. Güzel. Politik haber. En azından şeyi görmüş oluruz. Bu dediğim ideoloji değişikliğiyle Amerika'yı nasıl yanımıza çekebiliyoruz olayını görmüş olabiliriz. Ya bunlar da fena değil de. Bakayım bir şansımız deneyeceğim. Diplomatik training alalım. Diplomatik baskı uygulayan, özelliği olan bir ajan istiyorum. Daha iyi olur. Ha, başka ajana ihtiyaç yok ya. Böyle iyi. Ne geldi? Bir şey geldi. Resource olur. İkisi de güzelmiş. Infantry. Bu iyi. Daha iyi. Atak ve defans bonusu veriyor. Burada ne var? Bunlar da fena değil. Ama yine de deneyeceğim ya, şu anda ajan kullanmadığım için silip silip yenilerine bakacağım. Buradan şunu alalım. Bir asker gelmiş, düşsün hemen. Katıl sen de birliğe. Şöyle hepsi düşsün, bir şöyle yapalım, hatta öncelik verelim. Sonra toparlarız güçlerini. Tek tip yapalım. Atlıyı daha sonra ayarlarız. Hatta yok. Abi 20 bit'e çekseydik rahatlayacaktım da 20 bit yapamıyorum şu an. Biraz hem experience'imiz artsın. Ondan sonra gelir. Ne varmış? Cover rate varmış. Kadro. Cover rate alalım. Yine yok. Neyse şunu alalım. Bulunsun ya. Neyse çok uğraşmayacağım. Bu kadar da mühim değil yani. Bir sürü event üst üste. Askeri fabrika gidebiliriz artık. Kaynaklarımızı verimini artıralım. Artıralım. Kaynaklarımız, petrolümüz gayet iyi. Bu taraftan gidebiliriz.
143. Şuna bir gireyim ya. Yeni silah açalım. Yeni silah öğreniriz. Tek fabrikayla bir şeyler yapıyor bizim burada. Topumuz varmış. Hatta topu birliklerin içerisinde koyabiliriz. İyi olur, evet. Düş. Düş, yeni bir tane daha geldi. Katı sende diğerlerine. 1937. Demokrat. Alacağım. Alayım hatta. Başlasın. Çünkü %100. %100 tarafsız şey geçiyor. Hiç demokrat şeyi yok. %0. Hiç demokrasiyle alakalı bir şey yok yani. Girişim, parti, şu bu. Herhangi bir şekilde yok. Irak'ta biraz faşizm vardı galiba. Bakayım. Aynen. Biraz var. Afganistan yine ne var? Komünizm, faşizm. Öyle. Devam etmeyeyim. Politik parvim gelsin. 150 olsun da şunu alayım. It's not supervised. 150. Gel bakalım. Geldi mi? Tamam. Yavaş 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 demokrat oluyoruz. %1. Tamam, güzel. Şimdi şunu giderse, gitmiş olsaydım burada sıkıntı yaşayacaktım. Çünkü demokrasi support'u dediğim gibi 0.02 düşürüyor. Zaten bizim artış hızımız ne kadar ki şu an? 0.1 yine iyi artıyor. Biz çok da düşürmüyormuş ama. Olsun. Böyle bir 130-150'lerde buradan giderim. Şu ikisini alırım. %50'yi geçince bunu alırım. Çünkü bu faşizm günlük olarak yüzde, yani 0.1 artırıyor ya. O biraz sıkıntı yaratır. O yüzden %50'yi geçtikten sonra onu alırım. Demokrat oranı. Biraz şey ihtiyacımız var. Tansiyona ihtiyacımız var biraz. Acılımız nerede? Sen Amerika'ya gitsen. Tek şu an müttefik olacak insan. Tek dostumuz. Improve'layalım hatta. Alış bize. Geleceğiz, daha çok geleceğiz. Ne alsak? Alalım. Araştırmamızı da artırdık da. Bir şey geldi. Bir askeri daha alıyoruz. Kaç askerimiz olacak? 4 askerimiz olacak. Evet. 13 tane sivilimiz var. Siviller bilsin. Sonra bakalım. Başkent Tahran'daki şey, altyapı biraz az. Tüm altyapı şeylerini aldık mı biz? Bunu almışız. Tamam. Biraz altyapıyı kendimiz basalım o zaman. Tahran'ı bir fulleyelim hatta. Etrafı da 2-2. Verelim şöyle. 5 olsunlar. En az 5 olsunlar. Şurayı petrol geliri açısından önemli. 2 yapalım. Şunu da 3 yapalım. Fazla oldu. Tamam. Şunu fulesem kaç geldi? Çok bir şey gelmiyor. O yüzden şu olması yeterli bizde. 5. Güzel. Tabii bunlar sivillerden sonra yapılacak. Çünkü biraz beklememiz gerekecek. Bayağı %13'e geldi. İyi. Sessiz sessiz işi ilerletiyoruz. Şu neydi? Bu şey yapıyor değil mi? %10 siliyordu. Karşı taraftan. Yani mevcut ideolojiden. Şunu alalım. Alalım çünkü stok yardımımız yok ve transport konvoyu falan basamıyoruz. Konvoya ihtiyacımız olacak. Özellikle Amerika ile müttefik olunca Amerika bize bir şeyler yollamak isteyecektir. Konvoysuz ne yapacağız? Bir şey yapamayız. Bir fabrikaya çelik alsam mı? Üretimi şu an o kadar mühim değil benim için ama. Kaliteli silah üretmek istiyorum ama. Neyse, bir yerden başlayalım. Bir tane çelik alalım hadi. Amerika satmıyor mu şu an acaba? Satıyormuş, henüz demişlerdi.
dost ve müttefik. İran'ın Amerika'yla şu an müttefik olması biraz ironik oldu ama. Hani görüşümüz de var artık. Güzel. Artık aramız iyi. Yani savaşa gelince çarpaz ya. Tansiyon yükselmesi lazım. Baya baya yükselmesi lazım. O yüzden acele etmeyelim. Şeyden sonra Polonya kapitülü olduktan sonra Baltık bölgesi Benelux bölgesine Almanya yönelip savaş ilan ettiğinde %100 oluyor mu demin olamadım şu anda ama %80'i falan buluyor herhalde kafadan. Belki Fransa düştüğünde oluyor olabilir %100. Tamam. Geldi. Güzel. Konvoy. Şöyle hatta konvoyu yukarı koyayım da. Aynen öyle. İlk kaynaklar konvoya gitsin. Başka bir şey alsam mı? Gerek var mı? Çok da gerek yok gibi. Kalsınlar. Buradan organizasyon ve ofans. İkisi de iyi. İkisi de iyi. Organizasyonu da severim ama sabır alacağım. Submarine basabiliriz. Zaten herhalde tek basabileceğimiz şey ucuz ve hızlı olur. 98 daha çok koyabilirim ama support ekipmanı araştırmamız gerekiyor. Elzem. Gel bakalım 4 tane daha geldi. 17 oldu. 7 tane daha araştırma 24 yapalım. 7 tane düşsen yeterli. Aynen bir 7 düş bakalım. İçi dolu bir 24 işimizi görür. Gerek yok. Ekipman için alabiliriz. Ya pardon yanlış bastım. Gerçi bir şey kalmadı 182 gün diyor ama. Yani direkt gidebiliriz hatta ekipman için. Çok şey yok yani. Sıkıntı da yok. 38 Ağustos'undayız. Tansiyon pek yüksek değil. Bir tane daha düştüm. Güzel. Şöyle bir ordunun düzenine bakalım. Enfatörlerimizi verelim. 20 bit olarak bulunsun. Daha sonra 40 bite çekeriz bunları. 40 bit piyade yaptıktan sonra 20 bit atlı yapmak istiyorum. Süvari bölü. Hem 20 bit olur. Tek attrition'a uğramaz. Hem de atlı olduğu için daha hızlı. Her yere gider. Daha operasyonel. Kullanacağımız zaman işimizi görür. Gerek yok. Aslında gerek yok bunlara ya. Ama çok politik parımız da var yani. Ve alalım bari hadi infiltre biraz daha hızlı araştırırsın. Şuna 150-150 olması biraz fazla yani. 3-5 falan yapsa daha iyi olur. Tamam onu araştırdık. Yani kötü bir şey yok. Doktorine gireceğim ama şu zaten doktorun buff'ı duruyor hala. Yok durmuyor. Doktorine gidelim bir tane daha. Land doktorun için. %28 desin. Güzel. Evet, 38. Fate of Czechoslovakia gelse 50'ye çıkar mı ya? 50'ye çıkması tabii bizim için önemli. 50'ye çıkınca justify atabiliyoruz. 50'ye çıkınca bu arkadaşı justify atacağım. Ondan sonra demokrat olacağım. Çünkü demokrat olunca justify atamıyoruz. Önce de aradan çıkarmak istiyorum. Buranın uyumluluğunu artsın istiyorum hızlı bir şekilde. Petrol falan var ve buradan başka yerlerde operasyon yapacağız. Altyapısını falan ona göre ayarlarız. İşimize gelir. Afganistan'ı hallederiz her türlü. Diyormuşum halledemiyormuşuz. hallederiz. Düş bakalım. 3 tane daha düş. Güzel. 24'ümüz var. İşleri boş mu? Boş. Olsun. Ona takılmıyoruz. O tarafa hiç bakmıyoruz. Bir şey geldi. Ne geldi? Ha doktora gitmiştim. Tamam. Tamamdır. Biraz beklemeli geçiyor şu an. Endüstriye gidebiliriz ya. Endüstri bak. Hızlı. Endüstriye hepsi de gitmedik. 180-124 günde. Tamam güzel. Onu gideriz. Bir slot'a ihtiyacım var aslında ama şu galiba 50 fabrik olunca geliyordu. Bu da savaşa girince geliyor. Bari zamanımız alacak zaten oraya kadar gelmemiz de. En azından şunu mu? Şey yapsaydım. Bilemedim.
Enflasyon bir %50 olsa da justify edebilsek. Screwgirl. Yapabilirim. Bir de Amerika ile müttefik olduktan sonra Amerika ile beraber savaşıyor olmamız lazım. Amerika ile müttefikken ben faşist olursam ve savaşmıyorsak Amerika ittifaktan çıkar der bana. Ne bu der. Biz demokratsın diye geldik, sen faşist oldun derler. O yüzden Amerika ile savaş halinde olmamız lazım ki Amerika ittifakımızı terk etmesin desin. Savaştayız, terk edemem desin diye. Savaş hali hakim olması lazım. Evet. %22 tansiyona daha ihtiyacımız var. Hadi ya, sen hallet şu polayı. Memele gitmişsin, tamam. Çekoslovakya'ya hallet, Polonya'ya bir gel hadi artık. Japon ne yapıyor Japon? Japon'la savaşma ihtimali de çok yüksek. Dediğim gibi Amerika'yı yanımıza tutmak için Japon'la savaş halinde olmamız gerekir. Ona justify, ona da atamıyoruz tabi şimdilik. Filipinlere garantiye atsak diyeceğim, demokrat olmadığımız için ona da atamıyoruz. Şu Fox'a gitsem mi diye düşünüyorum ama 0.02 bizi ne kadar etkiler? Etkiler. Bayağı etkiler. En azından bir %50'lerde olmamız gerekiyor. Bekleyeceğiz. Şunu silah olarak saklıyorum çünkü 110 götürecek karşı taraftan. Tak diye bastım ve bayağı demokratlar öne geçecek. Gerek yok. Gerek yok. Şu an bir şeye gerek yok. Gergin bekleyiş. Ordumuzun içine biraz bir şeyler yapalım. Seni 20 bit yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Güzel. Şu at daha güzel. Böyle olsun. Support da verelim. Potik power birikiyor. Aslında güzel bir şey. Aslında bir an Finlandiya'yı da mı garantilesek diye de düşünmedim değil. Ama Sovyet Savaşı ile çok uğraşmaya gerek yok bari. Sovyet bize düşman olmasın değil mi? Yani amacımızı şey yapmıyor şu an, hizmet etmiyor. Kalabilir o. Training yapıyor musunuz? Güzel. Başka komutan yok galiba değil mi? Tek komutan vardı burada. Şöyle bir iki bassak şöyle. Ne oldu, bir şeyler oldu. İtalya Aksi'ye katıldı. Molotov Paktı geldi. Bu ne be? Ya, çok güzel komutanlar gelmedi. Çok da fazla politik para harcamak istemiyorum. Bulunsun. Belli ki komutanımızı kendimiz katacağız. Sen ne kadar bitirdin? Tamam. Kaç olduk? %38. Nereden izleyelim? Tamam. Polonya savaşı geliyor mu ya? Bakalım. Polonya garanti almış mı? Almış, geliyor demek. Bir sonraki fokusta muhtemelen savaş çıkmış olacaktır. Şu Irak'ı justify'layıp hemen şeye kaçmam lazım. Burada kaç gün var? 70-70. 2-3-4-5-300-300. Bir yıl falan var yani. Şuraya kadar gelmem öyle. Savaşa girip şey yaparım o zaman. Beklerim. Çünkü savaşta olursam herhalde Amerika ittifak kurmamıza izin verir. İster daha doğrusu. Yoksa ikimiz de savaşta değiliz muhabbeti var ya. İki tarafta savaşta değilse çok yanaşmıyorlar. Polonya kabul etmedi. %42'ye çıktı. Ha gayret. Herhalde katıldı. Ha gayret. Çok ucu ucuna gidiyor gibi her şey ama bakalım. Bir yerde ufak bir hata her şeyi karıştırabilir.
Polonya kapitüle edip belki dediğim gibi Benelux kısmına döndüğü an Almanya %60'ları geçer diye umut ediyorum, bakalım. Tamam, döndü. %47'ye geldi sadece. O kadar mı? Sadece %47 miydi bu olay? Kim girdi? Sadece Lüksemburg için. Tamam. %7 şeyden gelse, Hollanda'dan gelse %7. Bakalım kaç olacak. İyidir, gidelim. Başka var mıydı? Gitmediğimiz bir şey yok. Varşova'ya girse düşecek de. Neyse. Doktrin gidelim. Devam et doktrinden. Hadi gir şu Varşova'ya işte. Oyalan mı? Ha, Varşova'ya girdi, hala %48'di. Şimdi düştü. Ha, %53 olduk. Gel bakalım. Bırak, neredesin? Tamam. Herkes birbirine girdi şu an. %60 şöyle çıktı. Dur akşamı sana ben bir Joseph'a yatmış olsam şöyle. 305 güne gidiyor. Savaş ilan eder, beklerim. Yani olur mu? Olur mu? Olur. Gönder. Şu Focus'a gidiyorum şimdi. Focus bittiği anda %41'lerde 0.02 artıyor. Biraz az artıyor aslında. Şu Focus'u biraz bekleteceğim. Expansion support yapsam mı, yapmasam mı? Yapacağım. Mecbur yapacağım. Tamam. Stability düşürüyor ama yapmak zorundayım. 0.03 oldu şimdi tekrardan. Gittikçe düşüyor artış hızı da, o yüzden yaptım. Yani %50'lere gelmesi lazım ki mücadele edeyim onunla. Biraz daha bekleyelim. Daha önce alırız belki, gidelim buradan. War support alsam mı? Bilmiyorum. Ama biraz şey yapalım. Yükselsin, stabilitemiz yükselsin. %43'lerde falan şu an. %10 gidecek şeye gidersem, şuna gidersem, karşı taraftan. Bu kime dağılacak %10? Faşistlere dağılır, bize dağılır. Yani %3 falan da etki, %3, %4 etkiler desek. %3.3 yetmiyor, biraz daha beklememiz gerekiyor. Biraz yavaş arttı demokrat. Bekledim ama yavaş arttı. Tekrar şunu yapacağım. Ajan yakalandı. Ne zaman? 61 günü mü? Tamam, öldür yenisini basarız. Hiç kurtarmak için yeni ajan basıp oraya yollayamam. Öldürsün zaten. Çok da şu an işimiz yok onunla. Hesaplama göre 46-47'de. %46-47'de. Focus'a gideceğim. Şu an %44. Alalım bakalım. Altyapılara geç. Ah, güzel, geçmişiz. Altyapılardan sonra askeri fabrika basacağız. Yani pek yerimiz yok biliyorum ama basacağız. Yer açarız, yer açarız. Şuradan gideriz, açarız. Neredeydi o? Şu hattan gideriz, endüstriyi de açarız. Olmadı, elle açarız. Neredeydi o? Şu an yok ama savaşınca falan geliyor ya. Ekstra bir şey geliyor. Amerika'da şimdi aramız açık gibi ama yok. Kapatacağız o açık. Merak etmesin. Ah, dur git. Niye böyle hızlı oldu birden? Git. Yüzde kaç? 49.7. Birden hızlandı böyle anlamadığım şekilde. Neyse. Şu Focus hızlıca gitmemiz lazım. Ardından şuna gitmemiz lazım. Sen ölmedin mi sen be? Ah, 220 gün diyor. Çok uzun. Neyse. En son yapacak hiçbir şeyimiz yok. Mecbur bekleyeceğiz. 150'ye çıktı demokrat oranı. Şu Focus'un acilen bitmesi lazım şimdi. Şimdi Focus biraz geç kalmış gibi oldu. Anlamadığım şekilde birden herhalde event mi geldi, onu fark etmedim. Hızlıca arttı demokrat oranı.
Bir an daldık öbür taraflara. Olsun, olsun, yapacak bir şey yok. %100'e çıktık. %100'e şey, tansiyon %100 oldu yani. Şu an referandum yaparız, ancak referandum yaptığımız anda bu fokuslar iptal olurlar. 25 gün, burada da 70 gün var. 95 gün dayanmamız lazım. Beklesin. O da bekleyebilir, o da bekleyebilir. Şuradan gidelim. Evet, konvoyumuz var. İdare eder. Umarım event gelmez. Event geliyor bazen. Referandum yapmaya zorluyor seni. %50 geçtikten sonra. Her an gelebilir. Bazen erken geliyor, bazen gelmiyor. Biraz oyunun şeyine bağlı. Hemen şuradan gidelim. 70 gün içerisinde event gelmezse kurtardık maçı. Artış hızı çok düşük biliyorum ama. Warspot alsak mı? Alabiliriz aslında. Sana kaç gün kaldın? Daha var, daha var. Şöyle gidelim. Unutmadan. Kırk gün. Şunu alayım ya. Bulunsun. Biraz artsın. %100 olur. Belli de olmasın. Hadi bakalım. Son bir aydayız. Son bir ay, son bir ay. Bir dakika. Çıkarma teknolojisini araştırdık mı biz? Araştıralım. Ha, gayret son 10 diyeceğim. Evet, son 10 gün. Güzel, güzel, güzel. Son 5 gün. 3, 2, 1 ve 0. Güzel. Tamam. Bundan sonraki fokuslarda herhangi bir şekilde faşist veya başka bir şey olmamızı istemiyor bizden. Devam edebiliyoruz. Hemen efendim. Evet. Ve demokratız. Güzel. Evet, evet, evet. Mesela Fox'a gidebiliyoruz şu an. Hızlı Red Fox'a gideceğiz. Şuraya geleceğiz ve buradan şey kuracağız. İttifak kuracağız. Tamam. Nerede demokrat olun? Sana ihtiyacımız kalmadı. Çekilebilirsin. Faşist olan nerede acaba? O da burada bir yerdeydi. Ama ondan önce bunu yükseltemiyorum ben. Tabii faşist olmamız lazım. Doğru diyorsun. Tam böyleyim. Siz training yapıyorsunuz ama yeter. Çok da yapmayın. Şöyle bir hat çizelim size. Güzel. Sen ölmedin değil mi daha? 80 gün sonra ölüyorsun. Tamam. Öl de gel. Yenisi gelsin, yenisini yollarız. Republic of Iran. Demokratız. Cidden demokrat olduk yani. Şaka maka. Bir improve atalım sana. Evet, mesela şu an tabii kuramıyoruz ama o şeyi alacağız. National Spirit'i alacağız şuradan. Onu aldıktan sonra kurabileceğiz. Ancak barış halinde olsa da kuramazdık. Ne diyor? Çünkü ikimizden biri de diyor savaş halinde değil diyor. O yüzden biz savaş halinde olacağız birazdan ve şu Fox'a gitmiş olacağız. Onunla beraber de ittifak kurmuş olacağız diye umut ediyorum. Bakalım bir aksilik çıkmazsa. Biraz zaman alacak çünkü. Şöyle hızlı hızlı gitmemiz lazım. Ya mesela şu çok da şey değil yani. Bunu ikisini birleştirebilirlermiş şuradaki gibi. Çok da gerekliydi yani. Şu 70 gün değmez bence 70 gün. 35-35 yapılabilirmiş. Hadi bakalım.
Tamam, burada şeyimiz geliyor. Justify'ımız geliyor. Savaşa gireceğiz ancak şey yapmayacağım. Kapitüle etmeyeceğim, bekleyeceğim. Kapitüle edersem sıkıntı büyük. 70 gün. 2 fokus sonra. Yok pardon, 3 fokus sonra. Hatta deklare etmeyi de biraz bekletebilirim. 2 ay bekletebiliyormuşum. 1 ay bekletirim. Hemen deklare etmeyelim. Biraz sanayileşmiş gibi olduk. Kötü de olmadı bu arada. Güzel oldu. Hatta daha acı gidebiliriz. Şunu da alalım. Topu mu yenilemişiz? Evet, yenilemişiz. Güzel. Yani topa bir fabrika ayırmamışız ama olsun. Ayırırız birazdan. Tamam, ajan öldü. Yeni ajan 30 gün var. Tamamdır. Free yapabiliriz aslında. Free trade. Doğru. Free trade yapalım. Niye ben bunu baştan yapmadım ki zaten? Herkes bizden alsın diyor. Şunu herkes bizden almaz. Artık tekrar edelim. Ufak ufak saldırılar yapabiliriz. Süleymaniye'ye girelim. Oo, kaç kişi bize bir şey atıyor. Demokratız ya şimdi savaşta olduğumuz için. Hepsini kabul edeceğim de bakalım. Konvoyumuz yetecek mi? Seviyorlar bizi ya. Seviliyoruz. Bu sırada yükseltebiliyor muyuz? Savaştayız diye yok. Düşmanımız çok güçlü değil diyor galiba. Tamamdır. Faşizm geliyor buradan yavaş yavaş. Kimdi o? Şu muydu? Şu muydu yoksa? Buradan bir saldırı yapabiliriz. Bağdat, Kerbela istikametine doğru. Erbil'e giriyor. Güzel. Yeni ajan geldi. İstediğim ajan hatta. Şu. Diplomatik baskı yapan ajan. Amerika'ya. Improve'layalım. Mesela şu an kurabiliyoruz. Tabii National Spirit'imiz olması lazım. Birazdan alacağız onu da. Şunu da beraber alacağız daha doğrusu. Hızlı hızlı gidelim. Balta'da girebiliriz bu arada. Sıkıntı değil, girelim. Her bile girmişiz. Geri gelme. Şuraya Musul'a gir. Süleymaniye'ye gel. Bir tanesi de Erbil'e gelsin. Birazdan Erbil boşanınca oraya kayacaklar derken kaydı zaten. Kaç güne geliyormuş bu? 2 güne. Sen kaç güne gidiyorsun oraya? Sen bekle. Sen pakete girmişsin. Haberin yok. Daha doğrusu ben seni soktum ama neyse. Takıl orada. Irak kapitüle olmasın. Yoksa bütün planlar suya düşer. Bütün planlar suya düşmez ama işte kısmen sıkıntı yaşarız. Şunları pinler misin? Hemen harekete geçiyorlar. Kerbila'yı boşaltması iyi olur. Biz de oraya gireriz aslında. Aynen öyle. Aa, beni mi vuruyorsun sen? Çok ayıp. Buraya. Bir birlik buraya kaydıralım. Böyle gel. Bir birlik bunun arkasına takviye gelsin. O sırada paramiliterizm gidiyoruz. Erbil ile Musul aynı anda boşaltması biraz komik bir hareket. Yani şuraya ben adam çekmesem ne yapacaklar acaba? Musul'u pinle bakalım. Erbil'i vur, Erbil'e girersin sen. Kötü vuruyor bize. Yaz bir dakika, biz bu adamı kapitüle etmeyeceğiz. Bir an heyecanlı ilerlemeye başladım. Bekleyelim biraz daha. Sizleri ben yavaş yavaş 40 bite ayarlayabilir miyim? Sanki ayarlayabilirim gibi. Ne dersiniz? 4 tane topçu koyacağım şöyle. Bir tane daha piyade atarsak 40 bite oluyorsunuz. Güzel.
Bayağı açığımız vardır diye. Yani var. Gelen yardımlar güzel yardımlardı. Haklarını yemeyelim şimdi. Çok da yok etmek istemiyorum ama işte ne yapacağız, mecbur vuracağız. Cancel'lamaya başladılar herhalde. Tamam. Son bir fokusumuz kaldı. Şu da biterse. Ondan sonra rahat ediyoruz. Faşist demobok alabiliriz artık. Yavaştan faşizm artışa geçebilir ülkemizde. Sovyetler Finlandiya'ya saldırmış. Olur öyle şeyler. Ordumuz oturdu. Ordumuz istirahate çekiliyor. Bir birlik daha yapacağım. Şöyle. Atla yapacağım. Çünkü atın isyan bastırma oranı daha yüksek piyadeye göre. 10 combat feat yeterli geliyor genelde. Şöyle. Yumrukla yaptım anlaşılsın diye. Martial Law yapacağım. Martial Law en çok bastıran. %50 bastırıyor. Bununla bitirip sonra yavaş yavaş azaltabilirsiniz. Yani bununla sıfırlayıp burayı ya da sıfıra yakın bir değere gelip kademe kademe düşürebilirsiniz. Kademe kademe düşürün. Birden düşür de bazen tekrar isyan artmaya başlıyor. Hatta artarsa bir üstüne çıkartın. Artmazsa bir daha düşürebilirsiniz. Evet, 67 gün sonra geliyormuş fokus. Anladım. Alır. Gerek yok. Şu bahsettiğim şey de stability'yi çok düşürüyor ya. Stability'im çok düştü. Şunu açabiliriz artık. Kaynaklardan yararlanıyor muyuz? Yararlanıyoruz. Ne kadar satıyoruz? İtalya bizden bayağı bayağı alıyor. Bayağı enteresan. İtalya'dan beklemem. İki fabrika çelik alalım biz de. Şu bitince dağcı koyabileceğiz birliklerimiz içerisine güzelce. Tamamdır. Birer ikişer dağcı koyabileceğiz diye umut ediyorum. Topu geliştirelim. Neredesin? Gel bakalım. Dağcı yapalım şunu. Bir tane daha dağcı koyabiliyor muyuz? Koyabiliriz. Tamam. Üçe sıkıntı verir muhtemelen. Aynen öyle. Üçe gitmeyelim. Biraz fazla birliğimiz olsun. Elit birlik çok fazla kullanamıyoruz bildiğiniz gibi. İzin vermiyor oyun. Şu 20 bit olandan biraz basarım. Biraz edersem şöyle bir 24 çıkar mı? Bir tane 24'lük düşer miyiz? Düşeriz. Ben power'ımızı sıkıntıya girdi. Farkındayım. Faşist olunca onun üstesinden geleceğiz zaten. Yasayı yukarı çıkaracağım. Evet. Geliyor musun? Geliyorsun şu şeyi görüp. Amerika ile birlik kurup bölümün sonuna gelelim. Sonrasında devam edeceğiz ama önce bir Amerika ile ittifak olabilecek miyiz? Ben onu görmek istiyorum. Kaç gün kaldı? Bir ay mı kaldı? Hadi bakalım. Şu İsfahan tarafına düş. Ne alakası düş bir yere. Başka almak istediğiniz bir şey var mı diye bakıyorum da. Yani çok da gerekli değil. Altyapıyı yapıyor muyuz? Altyapılar ne durumda? Yapılıyor. Şunları daha hızlı onaralım. Altyapılar yapılıyor. Altyapıya da gerek yok. Belki bir ajan daha alabiliriz bulsun diye. Şunu alalım. Bir ajan daha gelsin. Lazım olur. Belli mi olur? Evet, son 10 gün. 10 gün sonra ittifak kurabileceğiz. Hadi bakalım. 5 gün içerisinde, 4 gün içerisinde, 3, 2, 1 ve geldi mi? Geldi. Güzel. Bir dakika durdur oyunu. Durdur oyunu. Çok kritik nokta. Neredesin United States? Gel gel gel. Önce bir tane aggression atalım şöyle önden. Ha şimdi. Usulüne göre. Sol diyelim. Gel bakalım. Güzel. Kurduk. Evet. Ne bu ya? Ha, Japon casusu var. Japon'la savaşa girmeden önce bu arkadaşı aradan çıkartalım. Her yere girin. Her yere girin. Amerika'da artık bizimle beraber. Line attack verebiliriz aslında. Dalın dağıtın. Arkanızı kollayın. Boş topraklara da girmek az da olsa şey getiriyor. Bazen boş topraklara da girmek gerekiyor. Ha, arkamıza girdi. Arkayı kollayın dedim ama neyse. Kendi kendime demiş gibi oldum. Kerbela'ya girmiş. Olur.
Çıkartırız oradan. 87. Şurası düz olacak aslında. Olacak gibi. Sen de burayı vur. Burayı vursan daha iyi. Aynen öyle. Güzel. Yukarı gel. Şuraya destek ver. Basra Körfezi'ni de alalım. Burası düştü. İki yer kaldı. Basra Körfezi'ni alamadık mı? Sanki alıyorduk. Sanki alıyorduk. Pinle onu. Vur sen de bunu. Şunu da pinle. Abi sen yukarı gel. Basra'yı alsak düşer gibime geliyor bir yandan da. Oraya da gözüm ama. Basra'ya girdik mi? Ha gayret. Giremedik bir türlü. Gir abi şuraya. Bir ajanımız daha var artık. Şu iyi aslında. Dil öğreniyor. Bunu alacağım. Geliştirebiliriz. Fokus teknoloji sharing gidebiliriz ama savaş birazdan bitecek. Ondan sonra giderim. Daha iyi olur. Bir sonraki savaşa giderim. Basra'yı aldık. Düşmedi. Aha düştü pardon. Tamam. Güzel. Şöyle paslayalım. Öyle alalım. Tamam. Güzel. Böyle bitirelim. Birliklerimiz gayet güzel. Suudi Arabistan sınırına dayansınlar. İttifakımızı kurduk Amerika ile. Müttefikiz. Aynı taraftayız. Burada Meksika gittiği fokustan dolayı Amerika hangi ittifaktaysa o ittifaka katılıyor. Muhtemelen bizim yanımıza gelecektir. Beraber öyle görünüyor ki Japon'la savaşacağız. Bir Japon savaşımız olacak. Ve sonrasında bakalım neler olacak. Ne zaman geliyormuş Japon savaşı? Justify diyor. Filipinler justify diyor Japonya. Öyle tabii. Güzel. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Burada bitirelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz.